Selam. Selam, merhaba. Herkese merhaba. Geçen hafta Avram Hocam Cuma, Cumartesi, Pazar günlerini anlatacaktın. Cuma, Cumartesi kaldığını zannediyorum. Ha, pazardan başladık çünkü. Pazardan başladık. Evet. İki gün daha sonra anlatacağımı ifade ettim. Evet. Cuma günü bir... Cuma günleri doğanlar, bunlar bütün konularda korunmuş, yani himaye edilmiş bir şeye sahiptiler. Koruma... Ne derler ona? Mikse yani. Koruma altına alınmış durumlar. Cumartesi doğanlar ise bunlar da hayatları, bütün yaşam boyunca sakin bir hayat getireceklerini de işaretidir. Tabii ki cumartesi ve cuma günlerin anlattığım şekli çok kısadır. Ben de bunu olduğu gibi biraz daha özetleyerek, biraz daha kısaltlayarak, özet olarak, başlık olarak, anlam olarak cuma ve cumartesi günü doğanların ülkelerdeki kutsal gün olmasının biraz belki etkisi var. Tabii ki cumartesi günü tabii ki gün kutsal gün olduğu için de onunla bir önem vardı. Tabii o ayrı bir konudur. Ben kısa özet olarak ifade ettim. Peki. Haftaya da başka konu bulur zaten. Olur. Günleri tamam. Zaten sen bunu Facebook'ta da yayınladın. Yani bugünkü sohbetimizde geç olan evliliklerden bahsedecektik. Kısmet, evlenebiliyor, evlenemiyor, nelerine girecektik. Evet. Şimdi bunu sen özet olarak öyle bir toparlarsak, sonra geniş olarak anlatırsın. Bu özetleri arkadaşlarımız da dinlerler. Herkes açık olan bölümde herkes dinler. Evet. Sonradan tamamını izlemek isteyenler de bize müracaat edip kapasitelerimizde onları üye yapabiliriz. Oradan bizim sohbetlerimizi tamamen izleyebiliriz. Tabii ki günümüzün problemlerinden birisi de dönemimizde, yani günümüzde eski dönemlere nazaran geç evlilikler, yani genç kız olsun, erkek olsun, evlilik yaşının üstüne geldikleri halde bir türlü evlenemiyorlar ve kısmetlerini, çiftlerini bulmakta zorluk çekiyorlar. Tabii bu arada belirli bir yaşa geldikten sonra kendi kendine düşünüyor. Genç kız olsun, bekar erkek olsun. Acaba ben bir hata yapıp da kısmetimi mi kaçırdım? Evet, şimdi bunları Avram, bu kadar araçlarımız indirdi. Şimdi geniş olarak bunu size bize yanacağımız bölüme geçelim. Evet. Evet, şimdi bunu daha açık olarak bize bir izah edelim. Acaba ben bir... Hayatında bir değişiklik, alışkanlık değişikliği, düşünce değişikliği, giyim değişikliği vesaire vesaire. Evet. Ama bir dahaki sohbetimizde muhakkak güzel bir başka bir konu işleyeceğiz ama bugün kapatmadan arkadaşlara seninle konuştuk, haber verelim Rüya Tabirleri hakkında. Evet, Rüya Tabirleri. Şimdi çok arkadaş sana da yazıyor, bana da yazıyor ve soruyorlar. Bir arkadaş, son gelen bir mesajda bir arkadaş sevdiği birinden oturup yemek masasına sevdiği kişilerin önüne bir buz kasesi konuyordu. Bunun ne anlama geldiğini merak etti. Ben de bunu sana söyleyeyim. Evet. Ve bundan sonra söyleyelim arkadaşlar. Mesela söylediğimiz bir haberimiz var bu rüyalarla ilgili. Evet. Onun açıklamasını, yorumunu mu dedi? Evet. Benim duyduğum kadarıyla rüyada buz görmek, geçen programda izah etmiş, su görmek çok olumlu görüldü. Fakat buz daha değişik bir olaydı. Buz görüp bir zaman diyor, kabalistlerin görüşlerine göre, açıklamalarına göre, yani birisiyle veyahut da bir ortamda bir anlaşmazlık durumu vardır. Veyahut da bir durumla karşılaşığa gelinir diye yorumu vardır. Hala çözülmemiştir. Çözülmesi de zor olabilir diye bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir. Şimdi arkadaşlarımıza da haberimizi verelim. Rüyalarla ilgili özel bir yer Avram açacak, bir grup açacak, rüyası olan, rüyayı merak eden anlatabilir ve orada da mahsur yoksa, hani anlatı rüyasına mahsur yoksa yazıp cevabını alabilecek. Evet, yani sadece rüyaya ait. Sadece rüyaya ait bir yer ve Avram hocamız da aklına geldikçe rüyalarda olan manaları orada işleyecek. Neyin ne olduğunu izleyecek olacak.
Bir son bir haberimiz daha verelim. Türkiye ile birliği olarak her sene, her zaman, her devre açtığımız uzman sınıflarımız vardır. Çok çok değişik bir sınıf açmaya karar verdik. Bu sınıfımız da safçuşlara ve savuşlaradır. Yani dede ve ninelere, anneanne ve büyük babalaradır. Çok büyüklerimiz geliyorlar İsrail'e ve torunlarıyla maalesef bağdaş, yani maalesef torunlarıyla bir ilişkiye giremiyorlar, konuşamıyorlar. Çocukları bakacak olursa çocuk alıyor, lobali diyor. Hemen anneanne telefon ediyor. Kızım, torun böyle böyle diyor, anlamıyorum ne istiyor. Su istese çocuk anneanne süt getiriyor. Süt içmem dediği zaman su getiriyor. Hani bu basit kelimeleri öğretecek, böyle biraz büyüklerin küçükler anlaşabileceği kelimelerden, cümlelerden oluşan derslerle ilgili bir yeni bir bölüm açacağız. Oraya da büyük babaları, büyük anneleri, anneanneleri, dedeleri, herkesi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Herkesin kısmeti açık olsun. Amin, amin, amin. Şalom.